Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizin konusu CDP protokolü olacak. CDP'nin ne olduğunu şöyle ekrana bir yazayım. Siz de görün. Protokolün ismi şu arkadaşlar. Cisco Discovery Protokol. Şimdi isminden de biraz anlayacaksınız zaten. Bu protokol ne iş yapıyor arkadaşlar? Bir keşif protokolüdür. Yani cihazın kendi komşularının kim olduğunu tanıması için kullanmış olduğu bir protokol. Bu protokol arkadaşlar Cisco'ya özgü bir protokoldür. CDP zaten adından da anlıyorsunuz. Cisco ismini kullanan bir protokol. Cisco Discovery Protocol yani Cisco keşif protokolü şeklinde çevirebiliriz bunu. Cisco cihazların kullandığı bir protokol olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. CDP protokolü. Ha, şöyle diğer cihazlar yani Cisco olmayan cihazlar CDP kullanıyor mu? Hayır, kullanmıyor arkadaşlar. Bu protokol Cisco'ya özgü cihazlarda kullanılıyor. Fakat şöyle söyleyelim. Diğer endüstri standartı olan keşif protokolü, yani diğer cihazlar da keşif yapıyor, komşu cihazları tanımak için. Onlar LLDP diye bir protokol var, onu kullanmakta. Yani LLDP'yi şöyle söyleyelim, CDP'yi sadece Cisco cihazlar kullanırken, LLDP'yi arkadaşlar endüstri standartı bir protokoldür. Tüm cihazlar kullanıyor. Yani LLDP'yi Cisco cihazları da kullanıyor. Sadece Cisco'nun dışındaki cihazlar değil. Yani şöyle özetlersek CDP protokolünü sadece Cisco routerları, switchleri kullanmaktayken diğer tüm cihazlar LLDP protokolünü kullanmakta ve bunu aynı zamanda Cisco cihazları da kullanabilmekte. Yani bir Huawei cihazından bahsediyorsak LLDP kullanıyordur. Ama Cisco cihazı LLDP kullanabildiği için Huawei cihazıyla LLDP protokolü üstünden görüşebilmekte. Ama iki Cisco cihazını düşünecek olursak onlar CDP protokolüyle aralarında görüşebilmektedir arkadaşlar. Yani görüşmeden kasıt şu, cihazın, komşu cihazının kim olduğunu bilmesi için kullanılan bir protokol. İkisi de hem LLDP hem CDP. Dediğim gibi bu sadece endüstri standardı tüm cihazlarda kullanılan bir protokoldür. Diğer markalarda bu kullanılıyor. Cisco buna dahil. Ama sadece Cisco'da arkadaşlar CDP protokolü kullanılmakta. Şimdi bunu dedikten sonra arkadaşlar biraz CDP'yi inceleyeceğiz. Nasıl çalışıyor bunu göreceğiz arkadaşlar. Dedik ki keşif protokolü komşusunu tanımak için kullanılan bir protokol şeklinde tanımladık. Ben cihazı şöyle komut arayüzüne geleyim cihazın. Şimdi cihazın komut arayüzündeyim. Ayrıcalıklı ekipe geldim. Burada bir show CDP nameboards diye bir komutumuz var. Bu komutu gireceğiz. Show CDP nameboards. Bakın bunun yapacağı iş CDP komşuluklarını göstermesidir. CDP komşuluk tablosunu göstermesidir. Bakın bunu uyguladığım komut switch 0. Switch 0'da bakın kimin komşusu? SV1. SV1 dedi arkadaşlar switch 1'in komşusu. Şöyle ekranı biraz daha güzel paylaşayım. Evet. Evet, bu daha iyi oldu. Switch 0'ın komşusu kim? SV1. SV1 buradaki cihazımız. Local interface. Local interface arkadaşlar switch'in o cihazla yani SV1 ile kendisinde bağlı olan portu. Yani SV1 ile FastEthernet 0.24 portu üstünden görüşüyormuş. Hold time ve interval time'a gireceğim arkadaşlar.
Bu sütunda arkadaşlar komşu cihazın türünü görüyoruz. Burada switch için bakın S tanımlaması yapılmış. Bu S'ten komşu cihazımızın switch olduğunu anlıyoruz. Şurası adı, hostname kısmı. Burası ise türü. Platform dediği arkadaşlar bir switch cihaz, Cisco switch cihazı. Bunun modeli 2960 switch'iymiş. Bağlantı yaptığımız switch, komşu switch'imiz. Ve o cihazın, yani komşu cihazın kullanmış olduğu port. O portta bakın fast ethernet 024'müş. Yani switch 1'in bizimle görüştüğü port fast ethernet 024 portuymuş. Yani bu tablonun diğer benzeri tabii ki switch 1'de de geçerli. Şu an switch 1'deyim. Show CDP name boards diyeyim. Bu da bakın bu tabloda da komşu olarak SV0'ı görüyor. Yani SV0 bizim soldaki cihazdı. Aynı şekilde o da 24. porttan bağlı. Bu satırları görüyoruz arkadaşlar. Yani komşuluk tablosunu şu an görmüş olduk. Ben buraya birkaç cihaz daha ekleyeyim. Biraz daha o tabloyu analiz edelim daha yakından. Şimdi şu bir tane daha cihaz ekleyeyim. İkinci bir switch aldım. Bir tane de router alayım. Şöyle olsun. Buna 23'ten bağlanalım. Switch 2'nin 20. portuna takalım. Router'ımızı da 1. porttan Gigabit 00'a takalım. Şimdi bakalım. Önce router'da portu açacağım. Evet, Switch 2'nin de adını değiştireceğim. Evet, Switch 2'nin adını değiştirdim. Şimdi adını değiştirdikten sonra geri planda aslında CDP çalışıyor. Şu anda bunu görmemiz mümkün. Show CDP Nameboard diyorum yine. Bakalım. Evet, bu tabloda iki tane switch göründü. O şimdi kaybolacak. Hold time'dan ötürü görünüyor arkadaşlar. Bir ad değişikliği yaptık. Bu arada ben router'da da ad değiştireyim. Hostname R1 diyelim ona da. Evet, bir saniye arkadaşlar bir yayına. Evet, çok pardon. Ev ortamında bazen gürültü olabiliyor. Ondan ötürü yayına ara verdim. Şimdi Switch 1'imin çevresine Router 0 ve Switch 2 eklemiştim. Onlarda bir ad değişikliği yaptım. Bir kez daha komşuluk tablomu görelim. Şimdi bakın komşuluk tablomda arkadaşlar ben hangi cihazdayım bir kere daha gösterelim. Komşuluk tablomda evet Switch 1'deyim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 3 tane cihaz olması lazım. Switch 0, Router 0 ve Switch 2 olması gerekirken neden burada 4 tane 4 satırda komşu listesi çıkıyor? O şundan kaynaklı arkadaşlar. CDP protokolü şöyle çalışıyor. Yani cihaz her 60 saniyede bir komşularını taramak için bir CDP paketi gönderiyor çevresine. O pakete yanıt bekleme süresi 180 saniyedir. Yani şuraya yazayım ben. CDP interval süresi dediğimiz süre arkadaşlar 60 saniyedir. Her 60 saniyede bir cihaz ne yapıyor arkadaşlar? Çevresine bir tarama paketi, CDP paketi gönderiyor
komşularını taramak için keşif paketi gönderiyor. Bunlara cevap süresi ise hold time dediğimiz süredir. Hold time. Bu da 180 saniyelik bir süredir arkadaşlar. Şimdi burada 4 satırın çıkmasının esprisi de şudur. Router ilk router adındayken bir kere cevap geldi. Yani o cihaza ne oldu arkadaşlar? Bir CDP paketi gönderildi. Router ad verdi. Router'u bu isimle tanıyor artık cihazımız. Fakat biz daha sonra router'da bir isim değişikliği yaptık. R1 ismini verdik. R1 ismini verdik. R1 ile tekrar tanıdı switch. Ama router adıyla tanıdığı satır burada kaldı. Burada bakın hold time süresi var. Bu hold time 0 olunca arkadaşlar bu geriye doğru 180'den geriye doğru saymakta arkadaşlar. Bu 0 olduğunda artık router satırı buradan silinecek. Bakın tekrar ben bu komşuluk tablomu görmek istediğimde muhtemelen gitmiş olacak ki evet gitti. Şu anda yalnızca 3 satırda komşularımızı görüyoruz. Yani o burada 4 satır çıkmasının esprisi router'un ilk adı buydu. Ondan ötürü bu kendi satırında komşuluk tablosunda kaldı. Ama burada hold time süresi bittiğinde artık ne oldu? O oradan router adıyla yeni bir cevap gelmeyeceği için onu tablosundan sildi arkadaşlar. Şimdi şu hold time'ı biraz inceleyelim. Bakın ben sürekli ekrana show CDP nameboard'da komşuluk tablosunu istiyorum. Ekrana geliyor. Şu sürelere dikkat edin. Hold time sürelerine. Sürekli azalmakta. Evet. Yalnız burada 120'nin altına düşmeyecektir. 120. Bakın R1 en son 121'di. Tekrar çalıştırdığımda 180'den geriye başladı ve 173 oldu. Bakın çalıştırıyorum. Nameboard tablosunu, komşuluk tablosunu görmenizi istiyorum. SV2'ye dikkat edelim. SV2'ye 137'de, 130'da, 29, 129, 127, 125, 120'nin altında düşmeyecek. 122, 120 ve en son tekrar 179'a çıktı. 180'den geriye saymaya başladı. Çünkü niye arkadaşlar? Biz şunu dedik. İnterval süresi 60'tı değil mi? Her cihaz 60 saniyede bir komşularını taramak için bir paket gönderiyordu. CDP paketi gönderiyordu. Bu 180'den geriye doğru sayarken ne oldu arkadaşlar? SV2 tekrar paket gönderdi. CDP paketi ve bu o CDP paketini aldığında ne oldu? Süresini tekrar 180'e çıkarttı. O yüzden bu komşuluk hold time süresi arkadaşlar, yani normal şartlar altında sürekli 180 ile 120 arasında sayar. Dediğim gibi her cihaz otomatik olarak default'ta, tabii ki bu değerlerde manuel olarak değiştirilebiliyor ama default olarak 60 saniyede bir komşularına bir CDP paketi gönderir. Komşuları da 180'den itibaren geriye sayar. 60 saniyede bir gönderildiği için 120'nin altında sağlıklı bir iletişim ortamına düşmez. Ama 180 saniyeyi aştığında arkadaşlar, eğer hiç o cihazdan yanıt gelmiyorsa, CDP paketi gelmiyorsa onu komşuluk tablosundan düşürür. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi CDP ile cihazlar komşularını tanıyordu. Komşuluk bilgileri CDP protokolüyle anlatılıyor. Yani ben kimim yanıtı komşusuna CDP paketleriyle veriliyor. Bunları aktardık arkadaşlar. Komşuluk tablosunu nasıl göstereceğimizi de söyledim. Şimdi biraz simülasyon ortamında bu CDP'yi inceleyelim. CDP paketlerini seçelim arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakın CDP çalışıyor. Geri planda hep CDP çalışır arkadaşlar. Cihazlar birbirlerine CDP paketi gönderiyor. Dediğim gibi 60 saniye, tabii ben şu an biraz hızlandırdım simülasyonu. Gerçekten biraz daha hızlı bir şekilde çalışacak. 60 saniyede bir cihazların gönderdiği bir protokol.
Şimdi bu protokolün paketin üstüne tıklamak istiyorum. OSI katmanına göre paketi inceleyelim. Bakın paket Ethernet 802.3 protokolünde konuşuyor. Ethernet 802.3 protokolünde konuşan bir paket. Dedik ya CDP Cisco cihazlara özgü bir protokol. İşte Cisco cihazlar arkadaşlar kendisine özgü bir Ethernet protokolü vardır. O da 802.3 protokolü. Dolayısıyla CDP de arkadaşlar bu Cisco cihazlara özgü Ethernet protokolü olan 802.3 protokolünü kullanarak yayın yapmakta. Peki bu yayının türü nedir arkadaşlar? Biraz da Destination MAC adresine bakalım. Şu adrese yakınlaştırmaya çalışayım ekranımı. Fazla yakın oldu. Evet. Şimdi burada destination adresinde şunu görüyoruz CDP'nin 0100C ile başlayan bir adres görüyoruz. Biz bunu yayın türlerinde multicast adreslerden tanıyorduk. Yani multicast adres yaparken şöyle bir tanım kullanmıştık. Multicast adresler sadece yayın alanı içinde sadece belirli cihazlar ile görüşmek için kullanılan bir protokol, bir yayın türüydü multicast yayın türü. Burada CDP de sadece Cisco cihazlarla görüşülen bir yayın türü olduğu için, bir protokol türü olduğu için ne kullanacaktır arkadaşlar? Multicast yayın kullanacaktır. Multicast yayınlarda arkadaşlar 0100C'den başlayan hedef MAC adreslerini kullanıyordu. Dolayısıyla burada CDP'nin hedef MAC adresine baktığımızda arkadaşlar 0100C olduğunu görüyoruz. Yani bunun aslında bir multicast yayın türü olduğunu görüyoruz. Yani CDP ile görüşen cihazlar sadece Cisco cihazlar görüştüğü için sadece Cisco cihazlara özgü bir hedef MAC adresi kullanıyor. Multicast yayın bu şekilde yapılmış oluyor arkadaşlar. Yani burada neyi görüyoruz? Şu tabloda bir Cisco'ya özgü Ethernet 802.3 protokolünü kullandığını görüyoruz CDP'nin. İkincisi multicast yayın yaptığını görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi ben topolojiye yeni cihazlar, uç cihazlar ekleyeceğim. Bakın şu an tüm cihazlar zaten Cisco'ya özgü cihazlar. CDP ile kendi komşuluklarını, kendilerini birbirlerini tanıttıklarını şu anda görüyoruz. Peki ben eğer ortama şöyle uç cihazlar yani PC'ler yerleştirmiş olsaydım. Şimdi şu Switch 1'e geleyim ben. Show VLAN brief bir kez yapacağım. Show VLAN brief yaptığımda ne görüyoruz? 3 tane, pardon 4 tane bizim VLAN'ımız vardı. 10, 20, 30, 40 VLAN'ları. Ben şimdi bu 3 PC'yi VLAN 10'a dahil edeceğim. Interface Fast Ethernet 0.1'den 5'e kadar olan portları VLAN 10'a dahil etmek istiyorum. Neydi komutumuz? Switchport mode access Switchport access VLAN 10. Evet. Bunu yaptım. Bunu yaptıktan sonra artık cihazlarıma sırasıyla sivilce bağlayacağım. Şu yukarıdaki router'ı kaldıracağım. Evet. Bakın 3 cihazım da bağladım. Peki bunlara CDP paketleri gidiyor mu? Onu görmek istiyorum. Bakın 3 cihaza da gidiyor. Yani 3 bilgisayara da gidiyor. Yalnız burada CDP dedik ya Cisco cihazlara özgü bir protokoldü.
Diğer switchler bunu kabul ederken, bakın bilgisayarlar, Cisco bilgisayarlar olmadığı için, yani Cisco'ya özel CDP kullanmadıkları için ne oluyor arkadaşlar? Paketlerin üstünde çarpı işaretleri oluşuyor. Eğer bu PC0, PC1 ve 2'ye giderse paketler, bakın bu cihazlar kabul etmiyor. Şimdi orayı görmek istiyorum. Evet, şimdi gidecek. Gitti. Bakın, bahsettiğim olay gerçekleşti. Peki o zaman bu PC'lere neden gitsin CDP? Yani gitmesin bir esprisi de o zaman yok, değil mi? Aynı zamanda CDP kendisini tanıtan bir protokol. Yani cihaz kendi bilgilerini komşusuna CDP ile veriyordu. Dolayısıyla bu cihazlara VLAN'ın kendi tüm bilgilerini göndermesi, tüm derken tabii ki şifrelenmiş bilgiler, kriptolanmış bilgiler değil ama cihazın kimliğini, ID'sini, IP adreslerini biz CDP protokolünden görebiliyorduk. Bakın tekrar CDP nameboard dediğimde bazı bilgileri burada bile görüyoruz zaten. Hangi porttan bağlanmış, hangi platforma özgü bir cihaz, hangi portlardan bağlı, ID'sine, hatta IP adresleri, bunları görebiliriz CDP protokolünün içeriği açılınca. Burada eğer bilgisayarlarda bir Wireshark programı gibi bir network izleyen bir program kurulu olmuş olsaydı, daha diğer bilgileri de, switch'e dair tüm bilgileri de görme şansımız olabilirdi arkadaşlar. Bu aynı zamanda bir güvenlik problemi olarak da karşımıza çıkar. Yani switch aslında her cihazda da bu şekilde, eğer PC'lere bağlıysa, bu PC'lere bu bilgileri göndermesi de aslında istendik bir olay değildir. Yani çünkü PC'lerdeki kişiler art niyetli olabilir. Çaktırmadan network'ü izlemek ister, network cihazlarını tanımak ister ve bu cihazları arkadaşlar gün geldiğinde, yeri geldiğinde zarar vermek isteyebilir, manipüle etmek isteyebilir ağı. Bu sebeple arkadaşlar Switch'in bilgisayar tarafında olan portlarını mümkün mertebe arkadaşlar CDP protokolünü kullandırmamak gerekiyor. Peki bu nasıl oluyor? Bu şöyle oluyor. Bu şöyle oluyor. Şimdi konfigürasyon kısmında arayüze geliyorum. PC0, PC1 ve PC2 ile arkadaşlar sırasıyla Fastethernet 1, 2 ve 3 portları üstünden görüşüyordu. Mesela Fastethernet 01'e giriş yaptım. Burada no CDP soru işareti yapayım. Enable. Yani CDP çalışmasın diyoruz. Exit diyorum. Bakın, bu komutu şuradaki portta uyguladım. Şimdi tekrar simülasyon kipine geleyim ben. Şu VTP'yi kaldırayım. Geçen uygulamadan kalmış. Evet, tekrar çalıştırayım. Sadece CDP izlemek istiyorum. Bakın cihazlar arasında hala bir CDP iletişimi var. Şimdi paket tüm PC'lere gitti. Evet, burada PC 0 aslında gitmesini beklemiyordum. Bir daha görmek istiyorum. Gidiyor. Bakalım hemen. Hangi porttan bağlayayım? Tekrar birinci porta takayım. Az önce hangi portları takmışım ya? Tekrar CDP'yi izleyeyim. Evet, bakın burada istediğimiz olay bu. PC1 ve PC2'ye CDP paketler giderken ne oluyor arkadaşlar? PC0'ın olduğu porttan CDP gitmiyor. Neden? Çünkü biz burada o port için ne dedik? Şurada bakın CDP'yi çalıştırma dedik. Yalnız burada şu kabloları bir sökmek istiyorum. Evet, ikinci port.
Üçüncü port. Şimdi PC 1 ve 2'yi de iptal etmek istiyorsam yapmam gereken şey bu sefer range olarak giriş yapacağım. Interface range tüm VLAN ona dahil olan portlarda CDP'nin çalışmasını istemiyorum. Fast Ethernet 0, 1 ile 5 arasına geldim. No CDP enable girişini yaptım. Evet, artık PC 1 ve 2'ye de bu paketler gönderilmeyecektir. İzleyelim. Bakın yalnızca artık switchler arasında paket alışverişi oluyor arkadaşlar. Yani istendik şey de bu. Paketlerin PC'lere gitmemesi gerekiyor. Güvenlik için PC'lerde art niyetli kişiler olabilir. Onlar bu paketleri alıp switchler hakkında detaylı bilgiler görebilir. Bu da ileride o switch'in çalışmasına bir şekilde manipüle ettirebilir. Burada zarar vermek isteyen kişiler. Peki LLDP'yi iptal ettirebiliyor muyuz? Hemen ona bakalım. LLDP'de durum nedir? Yani normalde iptal ettiririz ama Packet Tracer'da LLDP erişimi var mı? Ben de şu an ilk defa uygulayacağım. Merak ediyorum. LLDP. No LLDP. Bakın var. Yani eğer endüstri standartında çalışan başka bir marka switch olsaydı onunla LLDP görüşmesini istemiyorsak arkadaşlar no LLDP enable demiş olmamız receive veya transmit seçenekleri var. Yani gönderme veya LLDP paketini alma diyebiliyoruz. Buradan bu şekilde iptal ettirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar cihazın hiç CDP çalışmamasını istiyorsanız, yani hiçbir şekilde komşuluk bildirimleri yapmasını istiyorsanız, kendisi hakkında bilgi vermesini istiyorsanız, o zaman da şunu yapmanız gerekiyor. Konfigürasyon ekibine geldikten sonra no CDP run diye komutumuz var. No CDP run. Eğer bu komuta girerseniz de cihaz hiçbir şekilde kendisi hakkında bilgi komşularına vermez arkadaşlar. Kimseyle komşuluk kurmaz. Bakın bunu yaptıktan sonra gözlemleyelim simülasyonda. Bakın switch 1'den CDP paketi gidiyor switch 2'ye ama switch 2'den herhangi bir paket geri dönmüyor. Switch 0 hala geri gönderiyor. Yani bu tüm arayüzler için CDP çalışmasını kapattıracaktır, sonlandıracaktır. Tek tek interfezlere girmek yerine tümden no CDP run deyip config satırında CDP iletişimini bu şekilde kapattırabilirsiniz. Bunu da aktardık. LLDP için kapatma nasıl oluyor? Bir de onu merak ettim. No LLDP run komutumuz, o da var. Bakın. Endüstri standartı çalışmasını da istemiyorsanız no LLDP run ile kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu dersimizin konusu da SDP idi. Yani CDP protokolü idi arkadaşlar. CDP'nin ne şekilde çalışıldığını size aktarmaya çalıştım. Bir dahaki videoda, bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi günler.